Fokus'ta karşınızdayız. Herkese günaydın. Ben Güzem Yılmaz Erten. Fokus programında bugün gelen Temmuz ayına dair ödemeler dengesi rakamlarının detaylarını konuşacağız. 15 ayın zirvesine geldi Türkiye'de cari açık. Oradaki detaylarda özellikle finansman kaleminde rezervlerdeki azalış dikkat çekiyor. Tüm bu başlıkları programın ilk bölümünde grafik düellosunda Gizem'le detaylandıracağız. Küresel büyümeye dair endişelere ilişkin grafiklerimiz olacak yine. Bununla beraber reel sektör nezdinde ise mobilya sektörünü ve kağıt orman ürünlerini konuşacağız. Ham madde tarafındaki sıkıntı biraz çözülmüş gibiydi orada. Özellikle işte sunta, tahta yine o sektördeki birçok ham madde girdisine erişimde problem vardı. Fakat bunların kağıt ve orman ürünlerinin tedarik problemlerinin çözüldüğü doğru mu? Bu detayları AKAMİB Başkan Yardımcısı Bülent Aymen'le detaylandıracağız ve aslında Akdeniz bölgesinin biraz ihracatını da konuşacağız. Programın ikinci bölümünde enerji sektörünü değerlendireceğiz. Şimdi çok uzun süredir sanayicinin en vurguladığı konu enerji aslında tasarrufuna dair. Bu çatılara solar paneller ya da fabrikanın olduğu bölgede başka yaptıkları yenilenebilir enerji yatırımları bunların yine teşvik kapsamında değerlendirilmesi, vergi konusunda indirimlerin olmasıydı. Fakat oradaki zorunluluk şuydu, o sanayi şirketi hangi bölgedeyse, örnek veriyorum Kocaeli'ndeyse ancak Kocaeli'nde yaptığı bir enerji yatırımı teşvik kapsamına giriyordu. Fakat alan olarak, arazi olarak uygun bir alan yoksa, Kocaeli'ndeki şirketin Antep'te ya da Türkiye'nin herhangi bir yerinde bir bölgesine yaptığı yatırım teşvik kapsamına girmiyordu. Şimdi yavaş yavaş bunun da önü açılıyor mu? Yenilenebilir enerji yatırımları artar mı son düzenlemeyle beraber? Bu detayları da Utku Korkmaz'la Çatı GES CEO'suyla konuşacağız, detaylandıracağız diyelim. Serdar Pazı ile de dün gelen Amerika'daki enflasyon rakamları sonrası bugün risk iştahı açık. Borsalarda alımlar var. Bunun detaylarını da değerlendireceğiz. Onu da programın yine ilk bölümünde. Şimdi piyasalardaki bir rakamlara bakalım. Borsa İstanbul'da başlayalım. %1,63'lük bir yükseliş var 2875 puanda. Hemen hızlıca hisseleri ekrana getirelim. Bilançolar hızlı bir şekilde gelmeye devam ediyor. %6,88 yükselişle Borsa İstanbul'da en çok yükselenlerde Albaraka var. İkinci sırada Garanti Bankası %5 primle Şekerbank, İş Finansal Kiralama ve Tüpraş diye sıralama devam ediyor. Biz Petkim'in bilanço rakamlarını karşıladık. Dün kapanışı itibariyle bugün gelecek bilançolar var. Sabancı Holding'i karşılayacağız. Biz de bunları detaylandıracağız. En çok düşenlerde Kordsa Global, Odaş Elektrik, Anadolu Efes, Koza Maden ve Teknosa'nın olduğunu söyleyebiliriz. Koza grubu hisseleri dün taban yaptıktan sonra bugün de bir miktar gerilemesini sürdürüyor. Orada da değer kayıpları devam. Geçelim döviz piyasasına. Şimdi dün gelen enflasyon rakamı Amerika'dan beklentinin altında açıklandı. Bu da piyasalarda genel olarak risk iştahının artmasına yardımcı oldu dedik. İşte bu haber akışıyla beraber parite tekrar 1.03.23'te. Yönetmenimizden rica edelim euro-dolar paritesini aylık ya da haftalık biraz daha uzun vadeli ekrana getirelim. Orada daha net göreceğiz. Aslında biz paritede uzun süredir 1.03'lerin üzerini görmüyorduk. Dünkü verilerle küresel piyasalarda doların zayıflaması pariteye oldukça pozitif bir katkı yaptı. Haftalık grafikte de görüyorsunuz. Son bir haftada 1.01'lerden başlayan paritenin hareketi veriyle beraber güçlendi euro ve şu an bulunduğumuz seviyede 1.03.23 Türkiye için tabii ki olumlu bir tablo. Peki bu gelişmeler dolar TL ve euro TL'ye nasıl yansıdı? Küresel piyasalarda doların değer kaybetmesi. CDS'imiz gerilemeye devam ediyor. 700 baz puanları görmüştük. Orada 700 seviyesinin de altı zorlanıyor artık. Dolar TL'de fiyat hareketinde hiçbir değişiklik yok. Yani CDS geriliyor. Borsa yükseliyor, tahvil faizleri geliyor ama kur hala 17.95 seviyesinde, %0.59 yukarıda. Euro TL'de de 18.54'leri görüyoruz. Rakamlar böyle. Şimdi gidelim buradan grafik düellosuna. Yatırımın adresi QNB Finans Invest. Grafik düellosunu sunar. Refik Düellosu ile karşınızdayız. Gizem, günaydın. Ben de ödemeler dengesine dair detaylar var. Sen neler anlatacaksın? Ben biraz savaşın maliyetinden bahsedeceğim. Tüm dünyada özellikle milli hastaları nasıl düşürücü yönde etki yaptığına dair, beklentileri nasıl değiştirdiğine dair birkaç şey anlatacağım ben de. Peki o zaman başlayalım. Önce cari açık rakamları. Şimdi manşet rakama dair grafiğimiz varsa arkadaşlar bulursa belki onu da ekrana getiririz. Şimdi orada özellikle açık rakamının yavaş yavaş 40 milyar dolara yakınsamasıyla beraber 15 ayın en yüksek seviyesinde bir cari cari açık rakamı verildi. Şimdi bu manşet bu kadar yüksekken, yani Türkiye'nin cari açığı artarken acaba hangi kalemlerden dolayı cari açıktaki rakam giderek artıyor? Şimdi bu tarafta baktığımız maviyle gördüğümüz manşet rakam, yani cari denge rakamını görüyorsunuz. Buradaki cari denge rakamının bileşenleri tarafında kırmızıyla gördüğümüz sütun enerji tarafını gösteriyor. Dolayısıyla dış ticaret hadlerindeki bozulma ağırlıklı olarak zaten enerji ithalatı kaynaklı bozulmayı beraberinde getirmişti. Cari dengede de enerji tarafının aslında eksi kalemde yine büyük bir pay sahibi olduğunu görüyoruz. Yeşille gördüğümüz altın tarafı son dönemdeki özellikle yine altın tarafındaki ithalat burada eksiye çekiyor. Maviyle gördüğümüz birincil gelirler, pozitif tarafta mal ticareti dediğimiz koyu mavi olan, yani ihracatın katkısı var ve gri ile gördüğümüzde burada hizmet sektörü, hizmet ihracatı cari açığın bileşenlerinde daha pozitif tarafta olan taraf. Şimdi geçelim finansman tarafına. Şimdi cari açık rakamları artıyor diyoruz ama bunu nasıl finanse edeceğimiz şu an bizim için en önemli problem. Çünkü Türkiye'nin özellikle son dönemde rezervlerde yaşanan kaybıyla beraber dış finansman açığı giderek büyüyor. Bir yandan dövizle borçlanma maliyetleri artıyor. Zaten bunun en önemli göstergesi hazinenin döviz cinsi borçlanmalarında iştahın azaldığını görüyoruz. Dövizle borçlanma maliyetleri çok yükseldiği için ya da özel sektörde işte bankaların mesela Yapı Kredi'nin sermaye benzeri kredisi olan aslında ihraç geldiği tarihte tekrar onu rol etmeyeceği ve kendi öz kaynaklarıyla ödeyeceğini söylemesi, o günkü koşullar önemli olacaktı. Yani böyle düşünüyoruz şu an ama o dönemki koşullara da bakacağız dedi önümüzdeki aylarda. Tüm bunlar mevcut durumda yeni dövizle borçlanma isteğinin olmaması, çünkü zaten bir döviz açığımız var ve bunu finanse etmek zor. Şimdi cari için finansman kaleminde Haluk Bürümcekçi'nin bugün kendi raporunda paylaştığı bu tablolarda özellikle Haluk'ta Merkez Bankası'nın rezerv azalışlarına dikkat çekmiş ve 2 milyar dolara ulaşmış durumda. Öte yandan yine detaylara baktığımızda net hata noksan kalemi de burada dikkat çekiyor. Çünkü pozitif tarafta 4 milyar dolar gibi bir net hata noksandan artı geldiğini görüyoruz, destek geldiğini görüyoruz. FDI'ye baktığımızda net doğrudan yatırımlarda sınırlı bir pozitiflik var. Kabaca 1 milyar dolara yakın. Portföy yatırımları ekside, krediler tarafı ekside, mevduat yine artı olduğunu görüyoruz ama finansman tarafında cari denge için en büyük sıkıntı buradaki rezerv kalemi kırmızıyla gördüğümüz. Şimdi buradan yola çıkarsak yeni dönemde dövize ihtiyacımız var diyoruz. Bunun sebebi de aslında Gizem, zannediyorum ki Türkiye'nin ihracat bacağı evet güçlü ama hala iç tüketim tarafı da var. Ve biz ithal girdilerle aslında bu iç tüketimi sağlıyoruz. O yüzden belki de biz cari açığı konuşurken büyümeden bağımsız konuşamayız. Çünkü mesela işte Türkiye'nin 2018'de teknik resesyona girdiğimizde cari açıklı, cari fazla veriyorduk. Yani büyüme aşağı geldiği zaman genelde cari açığın dinamikleri biraz daha düzeliyor. Ama şu an hem büyümenin aşağı gelme riski var hem de cari açıktan bahsediyoruz. Yani normal şartlar altında Türkiye ekonomisi büyüdüğünde cari açık veren bir ülkedir. Hı hı. Yani genele baktığımızda genel böyle. Genel tüketimle büyüdüğümüz için çünkü. Ve burada özellikle içeride üretim yani daha doğrusu şöyle söyleyeyim. İçerideki ihtiyaçlarımızı içeriden karşılayamadığımız için ithalata dayalı bir büyüme modelimiz var. Yani içeride tüketiyoruz ama daha çok ithal mal tüketiyoruz gibi bir tablo çıkıyor karşımıza. Bunu içeriye döndürebilmek için içeride üretim yapmak lazım. İçeride üretim yapmak için de yatırım lazım. Aslında birçok ülkenin 3 aşağı 5 yukarı problemi böyle. Şu aşamada herkesin paraya ihtiyacı var. Gerek yatırım için gerek de mevcut durumdaki borçlarını ödemek için aslında. Ama içeride tabloya baktığınızda herkesin, bu arada bütün gelişen ülkeler, gelişmiş ülkeler fark etmez. Zaten bütün ekonomiler borçlu halihazırda, yatırım yapmayacak olsalar bile. Ama madem ki dışarıya bağımlılığı azaltmak istiyorlar, o zaman yatırım yapmak zorundalar. Bir örnekle açıklayayım. Sadece bizim ülke ekonomimiz için değil, mesela Avrupa konusunu konuşmak gerekirse şöyle bağlayayım. Savaş ekonomisinden bahsedeceğim ben de. Savaşın ülke ekonomilerinin büyümesini nasıl aşağı çektiğinden bahsedeceğim aslında. Şimdi mevcut durumda mesela Rusya savaşı çıktı. Rusya'nın enerjisine en çok bağımlı olan Avrupa Birliği. Avrupa Birliği Rusya'ya tepki göstermeye çalışıyor ama enerji bağımlılığından kaynaklı olarak yapamıyor. Dolayısıyla zaten savaş çıkmadan önce de belli başlı iklim değişikliğiyle mücadele noktasında sıfır karbon hedefleri kapsamında yenilenebilir enerjiye ağırlık vereceklerdi Avrupa. Ama zaten savaş çıkınca ve ülke ekonomileri negatif yönde etkilenince bu planları hızlandırmaya çalışıyorlar ama mevcut durumda ekonomi buna çok fazla da el vermiyor bir taraftan. O yüzden de yatırımdan ziyade öncelikle enerji tasarrufuyla ilerlemeye çalışıyorlar. Enerji tasarrufu dediğimiz şey de tabii ki üretimi kendi başına kısan bir şey. Bu da aynı zamanda büyümeyi de aşağı çeken bir unsur olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi savaş öncesi ve sonrasında dünyadaki ekonomik aktiviteye dair beklentiler nasıl değişti kısmından bir miktar bahsedeyim. Burada Şubat 2022'de tahminler neydi? Şurası sıfır çizgisi. Ülkelerin büyüme tahminini buradan görebiliyoruz. Temmuz 2022'ye kadar geçen süreçte ülke ekonomilerinin büyümelerine dair beklentiler nasıl revize edildi? Bu var ekranımızda. Eğer yeşille görüyorsak şayet o ülkenin ekonomisine dair büyüme tahmini Şubat 2022'ye göre Temmuz 2022'de yapılan tahminlerle kıyasladığımızda daha fazla arttırılmış demek. Yani savaş sonrasındaki büyüme tahminleri yukarı yönde güncellenmiş demek. Kırmızı oklarla geriye doğru görüyorsak da şayet o ülkenin büyüme tahmini savaş sonrasındaki dönemde aşağı çekilmiş demek. Görüldüğü gibi savaş aslında her ülkenin ekonomisini kötü yönde etkiledi neredeyse. Kimler sadece fayda sağlayanlar? Bir Suudi Arabistan'ı söyleyebiliriz. Bunun da zaten çok temel bir gerekçesi var. Özellikle petrol fiyatlarındaki artıştan kaynaklı ülkenin gelirleri arttığı için otomatikman zaten en fazla büyümeye katkı yapan kalem burası. Suudi Arabistan bu noktada savaş sonrasındaki dönemde büyüme tahmini en majör olarak değişen ülke olarak karşımıza çıkmakta. Yani savaş öncesinde aşağı yukarı %5 civarında bir büyüme tahmini vardı. Savaş sonrasındaki döneme bakacak olursak %7 civarında bir büyüme tahmini yapılmış vaziyette. Bununla beraber Arjantin yine daha önceki dönemlerde 2,5 civarında bir büyüme tahmini vardı. Şimdi onun %4'lere kadar birkaç ay içerisinde savaş sonrasındaki dönemde yukarı yönde revize edildiğini görüyoruz. Hakeza Brezilya için de aynı şey geçerli. Burada da aslında neredeyse 2 puan kadar büyüme tahminleri yukarı çekilmiş vaziyette. Diğer ülkelere bakalım. Mesela en fazla kimin ülke ekonomisi savaştan zararlı çıktı diye bakacak olursak tabii ki Rusya var ilk sırada. Daha öncesinde savaş çıkmadan önce Rusya ekonomisinin aşağı yukarı 3 civarında bir büyümesi vardı. Bugün bu sene için beklentilere baktığımızda. Ama savaş olduktan sonra şu aşamada %10 civarında bir daralma tahmini var ülke ekonomisine dair. Dolayısıyla ülkenin büyümesi beklenirken şimdi savaş sonrasında doğal olarak çok net bir biçimde daralması bekleniyor. Almanya örneğine bakacak olursak aşağı yukarı %3 civarında bir büyüme beklentisi vardı senenin başına savaş öncesinde. Şimdi geldiğimiz noktada %2'nin altına kadar inmiş vaziyette. Meksika'da çok sınırlı bir düşüş olması bekleniyor. Güney Afrika'nın etkilenmesi beklenmiyor. Japonya tarafındaki büyüme tahminleri aşağı çekilmiş biraz. Fransa sert diyebiliriz. Nispeten neredeyse bir %puan küsür kadar büyüme tahmini aşağı çekilmiş. Amerika hakeza öyle. Güney Kore'de çok fazla bir değişim olmamakla beraber ufak aşağı yönde revizyonlar var. İtalya yine Avrupa enerji krizinden en fazla etkilenenlerden bir tanesi. Onların da büyümesi aşağı yönde revize edildi. Dolayısıyla özellikle Avrupa ağırlıklı olmak üzere bir de Rusya ağırlıklı olmak üzere bu tabloda biz dünya ekonomisine dair büyüme beklentilerinin senenin başına savaş öncesinde %4'ler civarında olmasını beklerken şimdi o tahmin %3'lere kadar inmiş vaziyette. Türkiye'de ise çok büyük bir değişim yok. Şu aşamada baktığımızda büyüme tahminleri savaş öncesi sonrası dönemde neredeyse aynı kaldı diyebiliriz. Şimdi geçelim buradan bir başka tabloya. Büyüyebilsem bile büyümeni yiyecek bir faktör var ki o da enflasyon. Biz bütün dünyada enflasyonu konuşuyoruz salgın sonrasındaki dönemle. Şimdi salgını sonrasındaki dönemde zaten üretimin tüketimi yakalayamamasından kaynaklı olarak bir enflasyon doğmuştu ve bununla ülkelerin mücadele etmesi beklenirken üstüne bir de savaş çıkınca hem gıda hem de enerji enflasyonu yani ülkelerin sepetinde enflasyon sepetinde en büyük ağırlığa sahip olan iki kalemde büyük artışlar meydana geldi ve enflasyonlar yukarı doğru gitmeye başladı. Ama her ülkenin enflasyonu aynı yapıda değil. Onu söyleyebiliriz. Şöyle söyleyeyim mesela iki bölgeyi kıyaslayalım. İki büyük ekonomiyi kıyaslayalım. Bir tanesi Euro bölgesinin enflasyon rakamları. Sağ panelde gösterdiğimde Amerika'nın enflasyon rakamları. Dün geldi bu ve gördüğümüz kadarıyla da orada hani en tepe noktayı gördüğümüze dair bir mesaj verdi beklentilerden iyi gelerek. Şöyle ki yapısına baktığımızda altta renklerle gördüğümüz kısımda bu iki bölgenin enflasyonunun bileşenleri var. Kırmızılarla başlayalım ki enerji enflasyonundan bahsediyoruz. Euro bölgesi Rusya enerji bakımından bağımlı. O yüzden de o bağımlılığı göbek bağını kesmek için enerji konusunda enflasyonla mücadele etmeye çalışıyorlar dedik. Şimdi Euro bölgesinin toplamdaki enflasyonuna baktığımızda 8'ler civarı diyelim kabaca. Bunun yarısı kendi başına zaten enerjiden geliyor. Yani Euro bölgesi bir enflasyon üretirken bunun yarısı sadece enerjiden kaynaklı. Amerika'daki tabloya bakalım. 8'ler 9'lar civarında olan bir enflasyondan bahsettik en tepe noktada. Bunun sadece 1/3 enerji enflasyondan kaynaklı. Geçelim bir başka bileşene bakalım. Mesela açık gri ile görünen kısımda gıda, alkol ve tütün ürünlerinin dahil olduğu o bileşene bakacak olursak buradaki neredeyse 9'luk enflasyonun 2 2 puanı burada oradan geliyor. Amerika'da ise 1.4 puanı geliyor. Koyu mavilere bakalım bu noktada. Enerji dışındaki endüstriyel ürünlerde 1.2 puan katkı yaparken Euro bölgesinin enflasyonuna Amerika'da bu biraz daha yüksek 1.5 ve bununla beraber gri ile olan kısımda Amerika'nın enflasyonunun Euro bölgesine fark atmasının sebebi de burada gri bölge, yani o da hizmet enflasyonu. Yani dikkat çekmek gerekirse şurada özellikle Euro bölgesinin enflasyonunu yükselten daha çok enerjiyken Amerika'nın enflasyonunda biz daha çok hizmet sektörünün katkısını görmekteyiz. Dolayısıyla bu yapısal olarak belli farklılıklar içeriyor. Buranın enflasyonunda enerji dışarıdan gelen bir faktör, dıştan kaynaklı bir enflasyon şoku yaşatıyor. Amerika'da ise hizmet enflasyonu yükselişi fiyatlama davranışlarının bozukluğunu gösteriyor aslında. O yüzden de her ülkenin enflasyonunu düşürme noktasında attığı adımları izlerken oradaki fiyatlama davranışlarının etkisine bir bakmamız lazım Amerika'da. Avrupa'da ise Rusya ile ilişkisine ve enerji bağımlılığının ne kadar azalttığına dikkat etmemiz gerekiyor. Gizem, çok teşekkürler aktardıkların için. Refik Düellosu'nu noktalıyoruz. Yatırımın adresi QNB Finans Invest, GRAFİK DÜELLOSU'nu sundu. Kısa bir ara, aranın arkasından Fokus'ta kaldığımız yerden devam edeceğiz. Fokus'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. AKDENİZ MOBİLYA KAğıt ve Orman Ürünleri İHRACATÇILAR BİRLİği Başkan Yardımcısı Bülent Aymen bizimle olacak. Bülent Bey, hoş geldiniz. İyi yayınlar Güzem Hanım. Sağ olun, çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Bülent Bey, isterseniz öncelikle bir tedarik problemiyle başlayalım. Sizinle aslında bu sene içerisinde yaptığımız birçok yayında buna dikkat çekiyordunuz ama biraz normale döndü mü bir miktar? Sektörün ham madde ihtiyacı nasıl şu an, tedarik zincirleri? Yani sektörün ana ham maddesi MDF Sunta. Daha önce de bunları görüştük sizinle. Geçen sene Sayın Bakan'ın da müdahalesiyle ihracatında bir takım maddelerde yasaklama gelmişti. Ve ondan sonra da ham maddeyle ilgili bir problem olmadı. Şu anda da hiç problem yok. Hatta ham madde üreten MDF Sunta üreticilerinin elinde de stoklar var. Ve bu stokların da eritilmesi için şu anda erken sipariş verenlere belli iskontolar da yapıyorlar. Yani ham maddede bir problem yok şu anda. Peki Bülent Bey, ihracat pazarları nasıl gidiyor? Yani biz aslında hani Türkiye son bir yılı aşkın, neredeyse 15 ayı aşkın bir süredir bu kadar güçlü bir cari açık vermemişti. Ama şimdi bu cari açığın ana sebebinin enerji ithalatı ve ithalat faturasındaki artış olduğunu görüyoruz. Yani aslında ihracatın zayıflığı değil. Sizin sektörde şu an pazarlar nasıl ve ihracat rakamlarını söylüyor? Yani bu Temmuz ayı itibariyle ihracatta %20'lik bir artış var tüm Türkiye'de, bizim sektörlerde. Ama Temmuz ayından sonra hem finansman, Türkiye'deki finansman ulaşımındaki problemler, hem de sezondaki bu Ağustos ayında tatil olması bir ihracatta bir düşüş söz konusu. Muhtemelen bu ay sonunda çıkacak rakamlarda ya çok az bir artış olur veya pek fazla bir artış olmaz. İş piyasada da bir daralma söz konusu fiyatlardan dolayı. Maliyetler arttığı için bunu fiyatlara yansıtmak zorunda üretici. O yüzden bir şey var. Yani orada bir problem var. Daha doğrusu satamama problemi var elindeki malı. Ondan dolayı bir şey, yani tüm Türkiye diğer sektörlerde de bu problem var şu anda. Finansman çok büyük problem biliyorsunuz. Cari açıkta da baktığınızda enerji fiyatları çok büyük etken. Enerji ithalat çok büyük etken. Enerji maliyetlerinin yükselmesi bizleri bayağı bir zorlamakta. Dünya piyasada rekabet açısından bayağı bir zorlamakta. Peki burada bu bahsettiğiniz aslında finansman tarafında en büyük problemler nelerden kaynaklanıyor? Yani dün biz de takip ettik, işte TOB'la TBB bir araya geldi. Türkiye Odalar Borsalar Birliği ile Bankalar Birliği. Şimdi burada bir yandan tabii bankaların sağladığı finansman var. Bir yandan da Exim Bank gibi aslında ihracatçıyı destekleyen, hem reskont anlamında hem de ya da döviz kredileri anlamında destekleyen çatı kuruluşlar var. En büyük sıkıntıyı nerede çekiyorsunuz şu an? Ya en büyük sıkıntı tüm bankalardan Exim Bank'la dahil finansman ulaşımına çekiyoruz. Birincisi ihracatçı için getirilen bu 15 milyon kısıtlaması, 15 milyon üzerinde dolar bulunduruyor ise reskont kredisi alamama, TL reskont alamama kısıntısı devam ediyor. Bu büyük bir problem çünkü biliyorsunuz daha önce de konuştuk defalarca bunu. İhracatçı aynı zamanda da ithalatçı. Yani elinde belli bir döviz olması lazım ithalatını yapabilmesi için. Ona bir takım kısıtlamalar geldi. %40 olayı var biliyorsunuz. Gelen paranın, yurt dışından gelen paranın TL'ye çevrilmesi zorunluluğu var. Bu da büyük bir şekilde, önemli ölçüde zorluyor. Onun dışında zaten devlet bankalarından kredi kullanmanız çok çok zor. Yani 6 aylık spot 3 aya döndü şu anda. 3 ayın dışında spot kredi verilmiyor. Faizler düşük oldu devlet bankalarında. Özel bankalarda faiz oranları bayağı yüksek. %45'ler, 44'ler, 45'lerle başlıyor. O yüzden bırakın yatırımı, bu işletme finansmanı ile ilgili kredi kullan, günlük para ihtiyacınızda bile büyük zorluk çekiyor firmalar. Herkes bir şekilde öz kaynağa dönmeye çalışıyor. Belli büyüklükteki firmaların bununla dönebilmesi mümkün değil. O yüzden şu anda Türkiye'de büyük bir problem. Ülkemizde sadece ihracatçı için değil, üretici için de, sanayici için de çok büyük bir problem. Burada peki bu, eğer sıkıntı devam ederse yeni yatırım konusunda da iştahta azalma bekliyor musunuz? Şu an kapasite kullanım oranları nerede sektörde yaklaşık ortalamada ve yeni yatırım iştahında bir sıkıntı, bir duraklama var mı sizce? Yani kapasite kullanım oranları biraz önce söylediğim gibi hem sezonun durgunluğu, hı hı, hem de dış piyasalarda bu bir takım problemlerden, bizim çevre ülkelerde bir takım problemlerden dolayı %40'lar civarında, %40-45'ler civarında. Yatırım tarafına gelince, yani ülkedeki yerel yatırımcının yatırım yapma iştahı çok zayıf. Çünkü dediğim gibi biraz önce de söyledim size, yani eğer siz finansman ihtiyacınızı karşılamıyorsanız yatırım yapmanız çok çok zor. Onun için şu anda ülkemizde özellikle bizim sektörlerde yatırım oranı çok çok düşük. Yatırım yapacak firma sayısı çok çok düşük. Duymuyoruz zaten. Yeni yatırım duymuyoruz. Tevzi yatırımları bile duymuyoruz. O yüzden yani şu dönem bir atlatmamız lazım diye düşünüyorum. Peki Bülent Bey, şimdi bu noktada herhalde bundan sonraki dönemde bu aslında Merkez Bankası sonrasında yanlış anlaşıldığını söyledi ama bu stokçuluk tartışması. Şimdi biraz bunu bize izah eder misiniz? Yani sektör ihtiyaç duyduğu ara malını, ham maddeyi, işte yan sanayideki diğer komponentleri, bileşenleri önceden stoklamak isteyebilir mi? Bu tabii stokçuluk değil. Bunu biz de birçok yayında defaatle anlattık ama biraz sizden de dinleyelim. Buradaki fiyat belirsizliği, yüksek enflasyon ortamı stok analizi yaparken ya da önceden ara malı talebini nasıl etkiliyor? Yani zaten bizim sektörlerde bu mümkün değil. Stok yapmak, biraz önce de söyledim. Ham madde üreten firmalar şu anda elindeki stokları satabilmek için iskonto yapıyorlar. Bunun dışında son üreticide, yani firmalarda bırakın stok yapmayı, sipariş almak için uğraşıyorlar. Yani hem ihracat hem de iç piyasada sipariş almak için uğraşıyorlar. Onun için stok yapmak diye bir şey mümkün değil. Zaten yani ihracatçı aynı zamanda ithalat yapıyorsa belli bir üretimini destekleyebilmek için belli bir stoğun olması lazım. Bakın demirçelik sektöründen konuştunuz daha önceki programlarda. Onlarda continuous, hiç durmayan bir üretim var. Fırının devamlı çalışması lazım. Bunlar eğer ellerinde hurda olmazsa veya cevher olmazsa veya böyle bir stok 3 aylık 2 aylık stok olmazsa çalışmaları mümkün değil. Dünya piyasalarında da emtia fiyatları geriye gelmeye başladı. Yani bu durumda kalkıp da yüksek fiyattan aldıkları bir şey eğer ellerinde stok olarak tuttularsa büyük bir zarar ettiler demektir. Yani Türkiye'nin şu anda içinde bulunduğu durumda ben üreticinin, sanayicinin veya tüccarın bu zihniyette olduğunu tahmin etmiyorum. Allah'tan Sayın Başkan da bu konuda yanlış anlaşıldığını ifade etmiş veya bize oradaki toplantıda yanlış izah etti diye düşünüyorum ama yani şu anda içinde bulunduğumuz şartlarda bunun hiçbir sektörde bu şekilde stok tutmanın çok mantıksal veya rasyonel olduğunu düşünmüyorum ben. Bülent Bey, yavaş yavaş sürenin sonuna geliyoruz ama bu yıl sonu için hedefleriniz nedir? Hem rakam olarak hem de hedef pazarları olarak, AKAMİB olarak neler planlıyorsunuz? Yani Türkiye olarak, Türkiye mobilya kağıt orman ürünleri açılabiliyor olarak 8 milyar dolarlık bir hedef var. Bu hemen hemen tutmuş gibi. 4.7 milyar dolar ilk 7 ayda ihracat. Ve AKAMİB olarak 1 milyar dolarlık bir hedef var. Ona da yavaş yavaş ilerliyoruz. Ona tutturacağız gibi gözüküyor ama bunların tutabilmesi için tabii bu pazarlarda şu Rusya-Ukrayna esasında trajik bir olay ama bizim tarafta baktığınızda Türkiye şu anda hemen hemen tek çıkış kapısı gibi ve önemli ölçüde oradan talepler var burada. Hem üretim yapmak hem de mal alımı yönünde. Bizim sektörlerde de var. Eğer orada da belli bir ruble olayını oturtabilirsek, ruble ve TL olayını oturtabilirsek orası önemli bir pazar. Rusya önemli bir pazar ve oralarda da bu hedefleri kolay tutturacağız gibi gözüküyor ama diğer pazarlarda biraz problem yaşayacağız. Çok teşekkür ediyorum değerli katkınız için. Çok sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet, AKAMİB Başkan Yardımcısı Bülent Aymen'i ağırladık. Şimdi gidelim buradan ikinci konuğumuza. Çatı GES CEO'su Utku Korkmaz bizimle olacak. Utku Bey, hoş geldiniz yayına. Merhaba Güzem Hanım, hoş bulduk. Sağ olun, çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Şimdi lisanssız güneş enerjisiyle ilgili bir düzenleme. Uzun süredir aslında sektörde buna dair bir beklenti vardı ki sanayiciler de eleştiriliyorlardı. Şimdi güneş enerjisindeki üretimin fazlasının bir kısmının bedelsiz olarak verilmesi talep ediliyordu. Şimdi resmi gazetede bu yürürlüğe girdi ama detayları biraz sizden dinleyelim. Sektördeki problemlere, enerji verimlilik problemlerine bir çözüm olabilecek mi ve süreç nasıl işleyecek? Şimdi bu yönetmeliğin pozitif ve negatif tarafları olacak. Bu söylediğiniz fazla elektriğin satışı tarafı da işin aslında negatif tarafındaki olanmış gibi gözüküyor. Yapıcı bir eleştiri getirmek gerekirse buraya. İşleyiş şu şekilde olacak. Bir sanayici bir önceki tüketim yılında tükettiği elektriğin bir sonraki tüketim yılında tüketim miktarı kadarını satabilecek. Örneğin 100 birim elektrik tüketimi gerçekleştirmişse sanayici 2022 takvim yılında, 2023 takvim yılında 100 birim fazla elektriği satabilecek. Bu da şu şekilde gerçekleşecek. Diyelim ki Ocak ayında 10 birim fazlası var. Ocak ayında bunu satacak. Şubat ayında 20 birim fazlası varsa Şubat ayında bunu satacak. Mart ayında 70 birim fazlası varsa bunu satacak ve 100 birim fazlaya ulaşacak. Bu 100 birim fazlaya ulaştıktan sonra artık satış gerçekleşmeyecek. Ancak aynı takvim yılı içerisinde bir önceki takvim yılındaki tüketimin üzerine çıkılırsa, yani 2022 yılında 100 birim tüketen bir tüketici bir sonraki takvim yılında 100 birimin üzerine geçerse yeni bir satış hakkı elde ediyor olacak. Onu elde ettiği ayda da fazlasını tekrar satabilir hale gelecek. Bu tabii hem bundan sonraki bu lisanssız elektrik üretiminde aynı bağlantı noktasında veya farklı bağlantı noktasında yapan tüketicileri kapsadığı gibi işin daha önceki almış, daha önce hak kazanmış, 2019 sonrasındaki hak kazanmışları da kapsadığı konusu var ki o kısım biraz düşündürücü ve üzücü. Şimdi Utku Bey, burada bu gruba yapılan ayrım o zaman nasıl ortadan kalkacak söylediğiniz? Yani oradaki sektörün talebi nedir? Şimdi sektörün talebi şu. Şimdi aslında bu yönetmelik bir suistimalin sonucu olarak ortaya çıktı. Bu suistimal neydi? Bu suistimal çok az tüketimle tamamen ticari amaçla satış odaklı yatırımlar gerçekleşti Türkiye'de geçtiğimiz dönemde. Bunun ama aslında ne gibi bir zararı var ki? Yani ne problemi var bunun? Ne gibi bir zararı var sektöre? Bunun yani yenilenebilir enerji kaynaklarını arttırıyoruz sonuçta. Yani bunu kimin sattığının ne önemi var? Bence de hiçbir problem yok burada. Ki neticesinde arz güvenliği ile ilgili sorunlar yaşama ihtimalimiz olan bir süreçten geçiyoruz ki enerjideki birinci nokta enerjideki arz güvenliği. Bence de bir problem yok. Sadece burada satılan malın fiyatı ile ilgili problem vardı bence. Çünkü YEKA çerçevesindeki mini YEKA'lar çerçevesinde satılan güneşten üretilerek satılan elektriğin fiyatıyla lisanssız çerçevesinde üretilen elektriğin fiyatı arasında bir fark vardı. Birinci nokta bu ticari fiyatlaması konunun. İkinci nokta da bağlantı noktalarında günün sonunda her bir tekil üretim tesisi, her bir lisanssız tekil üretim tesisi bir bağlantı noktasında o bağlantı noktasının müsaade ettiği bağlantı kapasitesi çerçevesinde bağlanabiliyor. Bu da sınırlı. Bu sınırı tüketimle eşleştirerek bir üretim sağlamak aslında burada kanun yapıcıların ana hedefiymiş gibi gözüküyor. Yani sorunuzda %100 haklısınız. Sizle hemfikirim. Bence de her üretilebilecek elektriğin içinden geçtiğimiz süreçte üretilmesi gerekli. Ama kanun yapıcılar tarafında sanıyorum ki dikkate alınan iki husus, bir elektriğin fiyatlaması konusuydu, satılan elektriğin fiyatlaması konusuydu. İki de bağlantı noktalarındaki kapasitenin üretimle eşleştirilerek, gerçek üretimle eşleştirilerek dolması konusuydu. Bu şekilde yanıtlayabilirim sorunuzu. Şimdi yekleme bedelsiz katkı ve bu bahsettiğiniz süreç fiyat rekabetini bozacak mı sektörde? Biraz daha net onu izah edebilir misiniz? Fiyat konusundaki rekabet koşulları mı bozulmuş oluyor? Yani şirketler arası rekabet koşulları mı bozulacak? Mesela siz nasıl etkileneceksiniz bundan? Özellikle ÇATİGES olarak. Evet. Şimdi şöyle, ya biz anahtar teslim çatı üzeri ve arazi kurulumları rüzgar ve güneşte gerçekleştiren bir şirket olarak önümüzdeki sene iş potansiyelimiz muhtemelen %50 azalacak. Çünkü bugün yaptığımız tesislere bakıldığında insanlar ihtiyatlı olarak tüketimlerinin artabileceğini düşünerek, tüketimdeki mevsimselliği düşünerek kurabildikleri kadar kurma yönünde bir inisiyatif göstermişlerdi bugüne kadar. O yüzden önümüzdeki sene sektör biraz daralacak. Yani güneş enerjisi yatırımları, öz tüketime yönelik güneş enerjisi yatırımları bir miktar azalacak. Şimdi tekrar işin maliyetlendirme tarafına ya da fiyatlandırma tarafına gelirsek, mini yaka ihalelerindeki elektrik fiyatı dolar bazında konuşursak yaklaşık 35-40 dolar mertebelerinde çıktı fiyatlar. Yani 30 dolarla 40 dolar arasında çıktı. Yani mini yaka çerçevesinde şebekeye elektrik satmak isteyen yatırımcı 30-40 dolar için 30-40 doları kabul etmiş durumdaydı. Ama lisanssız çerçevesinde fazla elektriğin satışındaki elektrik fiyatı elektrik tarifesiyle ilgili olduğu için oradaki elektrik tarifesi de şu anda yaklaşık olarak 120-130 dolar mertebelerinde olduğu için orada bir fiyatlandırmada bir fark oldu. Ama aslında bir taraftan da piyasa takas fiyatına baktığımızda, gerçekleşen piyasa takas fiyatına baktığımızda ki şu anda 150-160 dolarları görüyoruz Temmuz-Ağustos aylarından itibaren, hala piyasa fiyatının altında bir değerle lisanssız üretimden satış mevcuttu. Burada şimdi aslında söylediğiniz gibi üretilebilecek bir elektriği kaybetmiş olacağız. Çünkü tüketici tarafında şöyle bir şey olacak. Yani insanlar bunu bedelsiz olarak, yekleme bedelsiz olarak vermek istemeyecekler ve ya üretimlerini kısacaklar, buradaki üretimlerini limitleyecekler teknik olarak, ya da ekstra tüketim yaratacaklar bir sonraki seneki satış hacmini arttırabilmek için. Yani bu da aslında arz güvenliğiyle ilgili konuyu bir miktar şey hale getirecek. Daha büyük belki bir sorun haline getirecek. Çünkü insanlar ya üretimlerini kısacaklar ya da tüketimlerini arttıracaklar bir sonraki sene daha fazla satış yapabilmek için. O yüzden konunun yani yönetmeliğin bu tarafında belki süreç içerisinde gözden geçirilecek ya da ince ayarlar yapılacak noktalar olacaktır. Özellikle de geçmişe yönelik yapılan kararlarla ilgili dediğim gibi belki önümüzdeki günlerde ümit ederim ki bu bir hani duyum ya da şey değil, tamamen şahsi beklentimi söylüyorum. Ümit ederim ki süreç içerisinde ince ayarlar, düzenlemeler görürüz. Çok teşekkürler Utku Bey, katıldığınızda değerlendirdiğiniz için. Çok kısa bir şey söylemek istiyorum. Çok hızlıca, buyurun. Çok hızlıca. Ya bu yönetmeliğin olumlu bir tarafı da var. Türkiye'nin yani geçtiğimiz yayınlarda söylediğimiz İstanbul'un Avrupa ve Anadolu yakasında aynı bölgede üretim yapamayan insanlar için şu anda tek bir bölgede, yani İstanbul'da tüketimi olan birisi Konya'da elektrik üretimi yaparak mahsuplaşma gerçekleştirebilecek. Bu sektörün çok uzun zamandır beklediği ve sektörü de aslında çok ivmelendirecek çok önemli bir pozitif gelişme olarak önümüzde duruyor. Bu konuyu da özellikle değinmek istedim. Çünkü bu sanayicilerin çok önemli beklediği bir şeydi. Özellikle İstanbul, Avrupa ve Anadolu yakasındaki sanayicilerin çok önemli beklediği bir husustu. Teşekkürler katıldığınız için. Aslında az önce ÇATİGES CEO'su Utku Korkmaz'ın dediği gibi belki tarafların sektörün içerisinde olan mevcut arz güvenliği, fiyat rekabeti, bundan sonraki dönemdeki yatırımları da etkileyecek bir karar. Ama gün sonunda Türkiye'nin toplam yenilenebilir enerji üretiminde destekleyeceği konusunda zannediyorum ki sektör hemfikir diyelim. Hemen gidelim piyasaları konuşalım artık buradan. Denizbank Yatırım Danışmanlığı Bölüm Müdürü Ali Barbaros Demirer bizimle. Barbaros, hoş geldin. Dünkü Amerika enflasyon rakamı sonrası artan risk iştahı kalıcı olabilir mi özellikle hisse piyasaları için? Ve içeride Türkiye'nin CDS'i gerilerken döviz piyasası dolar TL özellikle euro TL yatağa kalmaya devam ediyor. Bunu da yorumlamanı rica edeceğiz. Güzel, teşekkürler, iyi yayınlar. Enflasyon datası dediğin gibi risk iştahını ciddi anlamda arttırdı ve tekrardan yukarı yönlü global endekslerde, borsa endekslerde bir seyir gözlemledik. Özellikle de euro-dolar paritesinde bizim bir süredir beklediğimiz 0.4-0.5 bandına doğru bir hareket gördük. 0.3-50-60 orada önemli bir seviye, oranın üstünde bu seviyelerin test edilebileceğini düşünüyoruz. Borsa İstanbul'da da olumlu ayrışma diyelim daha güçlü anlamda devam ediyor. Güçlü bilançolar geldikçe bu pozitif seyrin devamını görüyoruz. Fakat tabii sonsuza kadar yükselmeyeceğiz devamlı ve sürekli olarak. Burada gelebilecek kar realizasyonlarına karşı dikkatli olmak gerektiği düşüncesindeyiz. Bilanço sezonunun da sonlarına doğru geliyoruz. Bankalarda özellikle net para girişinin devamını gözlemliyoruz. Çok ucuz buluyoruz bankaları. Bulmaya devam ediyoruz. Yabancılardan son 2-3 haftada yaklaşık banka ilgisinin arttığını gözlemliyoruz ama net para girişi olarak piyasaya yaklaşık bir 5 milyar TL yerli yabancı toplam tüm yatırımcılardan para girdiğini gözlemledik. Bu para girişinin devam etmesi halinde orta vadede daha üst seviyelere endeksi taşıyabileceğini düşünüyoruz ama 2850 ilk destek ve 2800 ana destek seviyemiz, bu seviyelerin altında yeni alım konusunda biraz daha dikkatli olmak gerektiğini ve genel anlamda da hisse bazlı hareketlerde biraz daha hisse bazlı hareketlerin öne çıkacağını, bu nedenle seçici olmak gerektiği düşüncesindeyiz. CDS'ler tabii gevşedi, bu da bize çok büyük kuvvet katıyor. Fakat işte 850-900'leri görmüş bir CDS'in de ne kadar mantıklı olduğu bence tartışılabilirdi. Fakat ne olursa olsun bunun pozitif etkisini gözlemliyoruz tabii ki de. Döviz kuru dolar TL veya euro TL'de bir gevşeme bekliyoruz fakat bunu görmüyoruz. Merkez Bankası rezervlerinin bir miktar artması veya artmaya devam etmesi, işte turizm sezonunun iyi geçmesi, oradan gelen haberler olumlu. Bir miktar daha belki bu döviz kurunun aşağıya gelmesine sebep olabilir. O zaman da bizi makro anlamda olumlu etkileyecektir düşüncesindeyim. Teşekkür ediyoruz Barbaros aktardıkların için ve stüdyoya dönüyoruz. Para Piyasaları Müdürümüz Serdar Pazı bizimle. Serdar, hoş geldin. Merhaba. Şimdi CDS tarafındaki geri çekilme, yani 700'lere gelmesi bile aslında biraz zor yorumlanıyordu. Yani 900'lerden evet. Hangi haber akışı ya da hangi veriyle 700'lere geriledi diye. Şimdi bugün geldiğimiz nokta 660 baz puanlar. Evet. Eğer risk iştahında bir düzelme varsa bu neden faizleri değil, düzeltiyorum, dolar Türk lirasına, döviz piyasasına yansımıyor? Evet, yani doğru bir noktaya değindik. Çünkü bakıldığında son birkaç haftadan beri, belki son bir aydır aslında risk iştahında bir toparlanma var. Yani işte S&P bakıldığında dipten yılbaşından beri olan kayıpların 1/3'ünü geri aldı. İşte kredi yapılabilir, kredi nota sahip olmayan, yatırım notu düşük olan şirketlerin, ülkelerin bakıldığı zaman tahvillerine bir yönelim var. Mesela TL Türkiye özelinde bakıyorum. Bizim 5 yıllık, 10 yıllık Eurobondlarımız işte 11'lere hatta daha yukarılara kadar gelmişken şimdi tek hanelere gerilemiş durumda. Hatta 5 yıllık tahvil %9'ları aşağı yönde zorluyor. Yani CDS'te görülen hareket aslında diğer tarafta var. Ama gene mesela ay başından bu yana olan gelişen piyasaların para birimlerinin dolar karşısındaki performansına bakıyorum. Şimdi mesela farklı coğrafyalardan, farklı jeopolitik özelliklere sahip, farklı dinamiklere sahip 3 para birimi, 3 ülke sayacağım. Mesela Tayland bahtı, Macar forinti ve Güney Afrika randı. Mesela bunlar tamamen birbirinden bağımsız coğrafyalarla bulunan para birimleri. Bunlar dolar karşısında %3 ortalama değer kazanıyorlar. İşte Brezilya mesela reali yılbaşından bu yana %10 değer kazanıyor. Hadi onu işte petrol üreticisi, yani enerjiyi ithal eden, ihraç eden performans ciddi şekilde ayrışıyor yılbaşından beri. Onu bir tarafa koyalım ama bu verdiğim mesela 3 para birimi örneği ay başından bu yana yaşanan harekette belirli bir değer kazanımı var. Ha, değer kaybedenler yok mu? Var tabii ama biz hani CDS'teki geri çekilmeyi bu tarafta görmüyoruz. Şimdi burada tabii yakın vadede işte ekonomi yönetimi tarafından da dile getirilen, yani son haftalarda işte Rosatom aracılığıyla gelen bir kaynaktan bahsediliyor. İşte Ruslarla varılan yerel para birimi cinsinden ticaret, işte nükleer Akkuyu santralindeki işletme giderlerine yönelik bu tarafa gelen kaynak. İşte Merkez Bankası rezervlerinin son birkaç haftadır görülen ve öğleden sonra da takip ediyor olacağız. Muhtemelen devam ediyor o giriş. Oradan kaynaklanan iyileşmeyle beraber hani bizim diğer tabii gelişen ülkeler nezdinde de, yani bize yakın, nispeten yakın derken tabii biz hani 900'lerden 600 seviyelere geriledik. Onlar da işte bize yakın CDS'leri olan kimler var? Kolombiya var, Brezilya var, Güney Afrika var, ama onlar hani yakın derken işte 300'lü seviyelerden 200'lü seviyelere gerilediler mesela. İşte Romanya, Bulgaristan, düşünüyorum, Polonya gibi, yani onlar bize nispeten yakın ama hani öyle aslında arada bayağı bir fark var. Biz onların risk primi olarak 2,5 katı gibi bir seviyede, bu gerileyen seviyeye rağmen işlem görüyoruz. Dolayısıyla orada para birimlerindeki performansı biz bu tarafta görmedik. Yerli yatırımcı ile beraber giden bir sermaye piyasası var daha ziyade ve şirketlerin, hani ihracatçı şirketlerin önemli ölçüde gelirlerini %40 Merkez Bankası'na devretmesi, reskont kredilerinin geri dönüşü, ciddi şekilde bunları üst üste yazdığımız zaman ve hani KKM aracılığıyla Merkez Bankası'na dövizini devrederek sisteme dahil olanları hariç bıraktığımız zaman aslında beklendiği kadar Merkez Bankası'nın rezervinde bir artış yok. Hani işte bugün gelen finansman kalemlerinin detaylarında tabii gördük zaten, yani değil mi? Net hata noksanında vesaire finanse edilen bir ödemeler dengesinde cari açık kalemi var. Dolayısıyla o tarafta işte BOTAŞ'a ya da farklı şekilde yapılan satışla beraber döviz piyasasında ve döviz piyasasında yabancı yatırımcının olmaması, tek taraflı bir piyasa haline gelmesi ve önceki yıllara kıyasla hani bizim ihracat, ithalat düşünüldüğü zaman ikisi beraber hani 50 milyara yakın bir ticaret hacmi var. Yani 50 milyar aylık fazla hacim olan bir ülkenin hani para biriminin sırf zaten ticaret kaynaklı çok daha derin olması beklenirken şu an itibariyle bu yok. Dolayısıyla döviz piyasasındaki seyirin diğer taraflardan ayrışması biraz böyle irdelenmeli diye düşünüyorum. Peki hemen hızlıca bir ekrana geçirelim. Şimdi özellikle bu son düşüşü konuşurken, Serdar'la dikkat çekerken Temmuz'un son haftasına itibaren bakacak olursak, yani 27 Temmuz yaklaşık zirve. Evet. Sarıyla gördüğümüz dolar Türk lirasının o dönemden beri, yani aslında çok sert de bir yükseliş de yok ama yani artık hani yatay diyebileceğimiz bir hareket, yani hani 17.90'larda sabitlendi gibi. Şimdi bir yandan da deniliyor ki Serdar, bu hareketin dolar Türk lirasının yatay kalmasının bir miktar belki yabancı ilgisiyle, para girişiyle vesaire açıklayabiliriz. Mesela işte Akkuyu için yaklaşık 5 milyar dolar. Evet. İlk haberler çıktığında 15 milyar dolar gibi rakamlar evet vardı. Rusya'dan Türkiye'ye giriş. Şimdi biz bunu rezervlerde mi göreceğiz? Bu giriş nasıl olacak? Yani gerçekten bu döviz girişi mi acaba dolar Türk lirasını tutuyor? İşte kısmen de ihtiyaç tarafında, kısmen rezerv tarafında göreceğiz. Yani yabancı ilgisi de var derken dediğim gibi yani bu spesifik, yani işte Rusya'dan gelen bu kaynak Rosatom aracılığı, yani onun haricinde bir bize hani esas portföy akımlarının geldiği, işte Batı dünyasından, büyük yatırım bankalarından vesaire TL varlıklara, Türkiye'ye bir yönelim söz konusu değil. Dolayısıyla hani bu tabii biz şu an hani yüksek sesle düşünüyoruz, tam detaylara vakıf olmadığımız için. Hani oradan gelecek olan ya da başka bir anlaşma varsa oradan gelecek olan kaynak neyse hani bizim sağlayacağımız finansman o. Yoksa onun haricinde diğer gelişen ülkelerin işte son bir ay içerisinde ek bir sürü ihraç yapıldığı bakıldığı zaman, özellikle Amerika'da kredi notu düşük şirketlerin beklenenin 2 katı filan tahvil satışları var. Yani ona benzer bir şekilde normal portföy akımıyla bir bizde içeride rezerv birikimi ya da döviz likiditesinde rahatlamadan ziyade böyle spesifik anlaşmalara binaen gelen rakamlar. Tabii bu hani rakamlar devam ediyor olması hani en azından bir ödemeler dengesi noktasında bir sorun yaşamayacağımızın, orta vadede yabancı yatırımcının Türkiye algısının düzelmesinde. Çünkü yani CDS'in 350'den 250'ye düşmesi başka bir şey, 900'den 700'e düşmesi başka bir şey. 1000'in üstüne çıkarsa farklı anlamlara gelir. O yüzden hani yeniden normal, hani normal sorunlara, yani çok daha kötüleşebilecek bir duruma değil. Hani normal işte 600'ler 700'ler görmediğimiz seviyeler değil. Ama 900.000 onun üstüne çıktığı zaman artık algı değişiyor. O noktadan sonra sağlayabileceğiniz finansmanın kaynağı da, kalitesi de çok iyi olmuyor. O yüzden oralardan dönmüş olmamız sevindirici. Çok teşekkür ediyorum aktardıkların için Serdar. Fokus'u burada noktalıyoruz. Saat 14'te piyasa hattında tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.